İkizgebeklerden bahsetmek istiyorum bugün bir miktar. İkizgebekler tabii günümüzde özellikle tüp bebek ve yardımcı üreme diğer tekniklerinin artmasıyla birlikte bir miktar daha sıklığı artmış bulunmakta. Daha fazla çoğul gebelik hastasıyla karşılaşmaktayız. İkiz gebeli olan, üçüz gebeli olanlarla artık karşılaşmaktayız. İkiz gebelikler özellikle tüp bebekte daha sık gördüğümüzden dolayı hem tüp bebeğin kendisinin getirdiği riskler hem de ikiz gebeliğin getirdiği ekstra risklerden dolayı mutlaka takiplerinde perinatoloji uzmanının değerlendirmesini tavsiye ettiğimiz gebelik çeşitleridir. İkiz gebeliklerin tiplerine baktığımız zaman ikiz gebeler aslında tek yumurtadan da oluşabilir, çift yumurtadan da oluşabilir. Burada önemli olan ikiz gebeliklerin takibinde ilk 3 aylık dönemde ultrason yaparken ultrason değerlendirmesini yeterli düzeyde yapabilecek bir hekim tarafından yapılması, bebeğin eşinin sayısının kaç eşi olduğunun mutlaka bu dönemde belirlenmesi, gerekli fetusların anomalilerinin bu dönemde taranması çok önemlidir. Burada tercihen bir perinatologdan yardım alınmalıdır. Tek eşi olan ikiz gebeliklerin riski, çift eşi olan ikiz gebeliklerin riskine göre daha fazladır. Bunlar da çift eşe göre daha fazla komplikasyon. Örneğin birbirinden çalma, bebeklerin birbirinden kan çalma gibi bir takım problemleri daha fazla olabilmektedir. Bunların yönetimi ve takibi özellik gerektirmektedir. Yakın takip gerektiren bir hastalık grubudur. İkiz gebelik olmasının dışında özellikle hem ikiz gebelik hem de tek eşi varsa bu tür ikiz gebeliklerin takibi mutlaka bir perinatoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır.